Süleymanpaşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, bu akşam itibariyle aday adaylığı sürecimizle birlikte yaklaşık 4 aydır devam eden seçim kampanyasının sonuna geldik. Yarın Süleymanpaşa'mızın ve Tekirdağ'ımızın sadece gelecekteki 5 yıllık kaderini değil, çocuklarımızın, daha doğrusu tüm sevdiklerimizin geleceğini ilgilendiren bir tercihte bulunacağız. Yaşadığımız şehir ne yazık ki çocuklarımızın sanal ortamdan kurtulup gerçek hayata adapte olabileceği yerel imkanlara sahip değil. Gençlerimiz sportif, sanatsal, kültürel ve en önemlisi akademik çalışmalarını destekleyecek belediyecilik hizmetlerinden yoksun. Yaşlılarımız ve emeklilerimiz bu şehirde daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmelerini olanak sağlayacak belediye imkanlarından mahrum. Şehrimizde yaşayan kadınlarımız çocukları ve eşleriyle birlikte vakit geçirebileceği veya yoğun ev ve iş stresinden uzaklaşıp kendilerine zaman ayırabileceği sosyal alanların eksikliğini fazlasıyla yaşıyor. Çarşı esnafımız yıllardır çözülemeyen şehir içi trafik ve otopark sorunları nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar çekiyor. Muasır medeniyetlerin Mars'a yerleşke kurmayı planladıkları günümüzde biz Süleymanpaşalılar hala yollarımızda kışın çamur ve çukurla, yazın ise tozla mücadele ediyoruz. Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız, şehrin potansiyelinin ekonomimize kazandırılamamasından dolayı yaşadığı şehirde karnını doyuramıyor, işsiz, evinde huzursuz, gençlerimiz gelecek kaygısı yaşıyor. Sevgili hemşehrilerim, memleket işi gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda daha önce bahsettiğim tüm olumsuzlukları uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerle ortadan kaldıracağız. Projelerimizi hayata geçirebilmemiz için siyaseten daha önceki yıllarda hiç olmadığı kadar güçlü olduğumuz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ülkelerin değil, şehirlerin birbiriyle yarıştığı bu dünya düzeninde Süleymanpaşa'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretiyle büyük ve güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Yeni devlet yönetimi sisteminde yasamanın başında bulunan şehrimizin yetiştirdiği devlet adamı Tekirdağ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop hocamız başta olmak üzere milletvekillerimizin konumları ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle bu dönem bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız. Bugüne kadar farklı siyasi görüşlerin temsilcilerine oy vermiş vatandaşlarımızın dahi önümüzdeki 5 yıllık süreç için yerel kalkınmayı destekleyeceğine inancım sonsuzdur. Bu duygu ve inançla kampanya döneminde bize öncelikle gönlünüzü, evinizin ve işinizin kapısını açarak bu ilçede yaşayıp aynı havayı solamanın gururunu bana ve arkadaşlarıma yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Yükselen bir Süleymanpaşa için geliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizimkisi bir aşk hikayesi.